en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı belli oldu. İşte masadaki 3 formül. Milyonlarca emeklinin kök maaşına yansıtılacak zam oranı 3 Temmuz'da belli olurken, taban aylıklar da yeniden değerlendirilecek. Artış için enflasyon verileri dikkate alınacak. En az %25 artış bekleniyor. Öte yandan yaşlıların, engellilerin, evde yakınlarına bakanların ödemeleri de artacak. Emeklilerin Temmuz zammı için son viraja girildi. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkurlulara ilk 6 aylık enflasyon oranında zam, memur emeklilerine ise %10 artış ve ilk yarıdaki tüfenin %15'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Bu oranlar da 3 Temmuz'da belli olacak. Takvim gazetesinden Çığıl Önyener'in haberine göre, zam oranları kök aylıklara yansıtılırken, taban aylık konusu da yeniden değerlendirilecek. Ocak'ta 7.500 liradan 10.000 liraya yükseltilen taban aylık ödemesinin bir kez daha artırılıp artırılmayacağı Temmuz başında karara bağlanacak. 3 formül var. Artış için enflasyon verileri de dikkate alınacak. Bu yılın ilk 6 aylık döneminde enflasyon %25 seviyesinde bekleniyor. Eğer taban aylığa bu artış yansıtılırsa, emeklilere en düşük ödeme 12.500 liraya çıkacak. İlk 5 aylık enflasyon %22.72 olarak gerçekleşmişti. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketindeki %2.52 olan Haziran ayı tüfe tahminine göre ilk 6 aylık enflasyon %25.81 bekleniyor. Bu tahmin gerçekleşir ve taban aylığa yansıtılırsa, en düşük aylık ödemesi 12.581 liraya ulaşacak. Taban aylık artışına ilişkin bir formülde yıllık enflasyon hedefinin yansıtılması olacak. Merkez Bankası, 2024 yılı enflasyon tahminini %38 olarak açıkladı. Eğer bu oran yansıtılırsa taban aylık 10.000 liradan 13.800 liraya çıkacak. Emeklilerde taban aylık ödemesine ilişkin bir diğer formül ise, asgari ücretle eşitlenmesini içeriyor. Eğer taban aylık asgari ücret seviyesine yükseltilirse, emeklilere kök aylığı ne olursa olsun, 17.002 liradan az ödeme yapılmayacak. Yeni kök maaş ve ek ödemenin toplamı yeni taban aylığın altındaysa bir artış daha yapılması söz konusu olacak. Bu kişilerin aylık ödemesi yeni taban aylığa tamamlanacak. Nasıl uygulanacak? Taban aylıkta artış formülü, Temmuz zammıyla birlikte hayata geçirilecek. Önce kök aylıklara enflasyon artışı ve eğer uygulanmasına karar verilirse refah payı yansıtılacak. Maaşın %4-5'i oranındaki ek ödeme yeni maaş üzerinden hesaplanacak. Örneğin, kök aylığı 8.000 lira olan emekli, 320 lira, 8.000 TL'nin %4'ü ek ödeme ve 1.680 lira, 5.510 ek 19 ödemesiyle birlikte 10.000 lira alıyor. Bu emeklinin yeni kök aylığı eğer Temmuz zammı %25.81 olursa, 10.064 lira 80 kuruşa, ek ödemesi de 402,59 liraya çıkacak. Bu emeklinin yeni geliri 10.467 lira 39 kuruş olacak. Bu emekliye eğer taban aylık aynı kalırsa aylık 10.467 lira ödenecek. Taban aylıkta artış yapılır ve bu tutarın üzerinde olursa emeklinin ödemesi buna tamamlanacak. Mesela taban aylık 12.581 lira olursa 2.114, 13.800 lira yapılırsa 3.333, 17.002 liraya çıkarılırsa 6.535 lira ek ödeme ilave edilecek. Taban aylık nasıl değişecek? Mevcut 10.000 Türk lirası. İlk 6 aylık enflasyona göre 12.581 Türk lirası. 2024 yılı enflasyon tahminine göre 13.800 Türk lirası. Asgari ücrete göre 17.002 Türk lirası. Öte yandan milyonların geliri Temmuz ayıyla birlikte artacak. Memurların, kamu işçilerinin ve emeklilerin maaşları zamlanırken, memur maaş katsayısındaki artış sosyal destek ödemelerine yansıyacak. Temmuz'da memurlara %10 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun %15'i aşan kısmı kadar fark yansıtılırken, %25.81 olan ilk 6 aylık enflasyon tahminine göre artış %20.34'ü bulacak.
Bu oran sosyal destek ödemelerine de şöyle yansıyacak. Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara halen aylık 3.504 lira verilirken, bu tutar memur artışı %20.34 çıkarsa 4.217 liraya yükselecek. Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan 7.608 lira tutarındaki evde bakım desteğinin tutarı da tahmin gerçekleşirse 9.156 liraya gelecek. Memur zammı %20.34 olursa %40.69 engeli olanlara ödenen aylık 2.797 liradan 3.366 liraya, %70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 4.196 liradan 5.050 liraya çıkacak. 18 yaşından küçük engellilerin yakınlarına ödenen aylık 2.797 liradan 3.366 liraya yükselecek. Tüberküloz veya SSP hastalarına yapılan 7.608 lira tutarındaki yardımla %20.34 artış tahminine göre 9.156 liraya ulaşacak. Çocukların ailelerinin yanında bakımına imkan sağlanması amacıyla verilen sosyal ve ekonomik destek, SED, ödemelerine de memur maaş katsayısındaki artış yansıtılacak. Artış %20.34 olursa, okul öncesi çocuk için ödeme 3.614 liradan 4.349 liraya, ilköğretimde okuyan çocuk için 5.421 liradan 6.523 liraya, ortaöğretimde okuyan çocuk için 5.782 liradan 6.958 liraya, yükseköğrenimde okuyan çocuk için 6.505 liradan 7.828 liraya çıkacak. Orta öğrenim seviyesinde olup okula devam etmeyenler için yapılan ödeme 3.614 liradan 4.349 liraya, kurum bakımından ayrılan gençler için yapılan ödeme de 2.891 liradan 3.479 liraya yükselecek.